İmece usulüyle yapılmış, gerçekleşmiş ve orada da yine sevgili Zehra Deniz Aslan'ı başta olmak üzere ismini saymakla bitiremeyeceğim. İşte Nurhan Hanım var aramızda. Bodrum sevenler, Bodrum'un kültürü, Bodrum'un geçmişi, Bodrum'un gelenekleriyle ilgili bilgi sahibi olan herkes albümlerini, sandıklarını, gardıroplarını bize açtılar ve biz muhteşem bir sergi yaptık. Yani muhteşem diyorum, belki Türkiye'de böyle bir şey hiç yapılmadı, hiç olmadı. O kadar büyük bir ilgi gördü ki bu sergi, sanıyorum 9 ay sonra sizlerden gelen yoğun talepler karşısında biz bu sergiyi biraz daha geliştirerek, bir gelin odası da hazırlayarak yineledik. O da yine çok çok büyük ilgi gördü. Ve sonra dedik ki bu sergiyi biz ölümsüzleştirelim. Nasıl ölümsüzleştirelim? Bunu kitap haline getirelim ve böylece mütevazi bir kitap, bu sergide çekilmiş fotoğrafların ve de bilgilerin yer aldığı mütevazi bir kitap yaptı Oasis Bodrum için. Ve bugün 17. açılış yıldönümümüzde biz bu kitabı Bodrum'a Oasis olarak onurla sunuyoruz. Bu kitaba katkısı bulunan insanların İsimlerini burada sayabilmem mümkün değil. İsmi yayınlarımızda, kitapta geçen geçmeyen, katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da aynı güzel desteği güzel Bodrumlulardan bekliyoruz. Bodrum hepimizin ve Bodrum'da bizden sonraki nesillerin eline döküman bırakmamız gerekiyor. O dökümanları inşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da yapacağız. Çok yeni projelerimiz var. Onların üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Sünger'i de bir kitap haline getireceğiz. Dolayısıyla ben hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu güzel yerde sizlerle bir arada yaşamaktan duyduğum mutluluğu ve onuru ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kendini buraya ait hissetmiş. Bu bir kazançtır arkadaşlar hepimiz için. Çünkü gerek sivil toplum örgütleri adına yapıyorum bu konuşmayı. Çünkü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gerek kalitesi gerekse mekan açısından hep destek oldu. Bu maddi manevi oldu. Ayrıca burası yapılırken birçok çevre örgütleri de biliyorsunuz karşı gelmişti. Çünkü Mazhar Bey bilmez, bunun bitişi benim çocukluğumun geçtiği bahçe, tarla, kayısı bahçesi. Onun için ben de ilk önce böyle tereddütle karşılamıştım ama hiç yürüyüş yapmadım doğrusu. Ama sonra Oasis Kültür Merkezi'nin örnek bir merkez olduğunu, doğaya ve çevreye bizlerden daha çok saygılı olduğunu görünce iyi ki yürümemişim dedim. Demek ki doğru kullandığınız zaman bir alanı, iyi şeyler için kullandığınız zaman bir alanı hiçbir yanlışlık yapmıyoruz. Ayrıca özel bir teşekkürüm var. 100 yılda 100 kadın projesinde Muğla'da Mazhar Bey beni örnek göstermiş.
hepiniz adına, bütün kadınlar adına emek veren, acı çeken, özgür olmak isteyen, çocuk büyüten, ülkeyi sorumluluklara götüren kişi olarak hepiniz adına 100 yılda 100 kadın projesinde sizin adınıza belge aldım. Hepimiz kutlanmaya geldik. Herkes bu gelinlikleri, evlerindeki eşyaları, çeyizleri bunları bize verip üzgün bir çalışmayla hayata geçirmemizi istiyor. Fakat o çalışmaya pek zaman ayıramadım. Şu anda elimde bağışlanmış gelinlikler var ama daha geniş bir çalışma içerisine girmek için o zamanı bulamadık henüz. İnşallah onu da hayata geçirip bir müzeye de çeviririz, beraber çalışırız. Vallahi uzunca bir şey yap. Nasrallah Bey'in burada yaptığını, 11 tane belediyemiz vardı. 11 belediyenin yapamadıklarının birçoğunu Nasrallah Bey bu çarşıda gerçekleştirdi. Nasrallah Bey'e borcum çok şey borçlu. Dilerim o borcumuzu sonra öderiz. Şimdi duyduğum yeni ajandasına koyduğu projelerle ilgili hepsini heyecanla bekliyoruz. Nasrallah Bey borcum için çok kendine ve çok uzun yaşaması gereken bir insandır. Bunu sevgiler, saygılar sunuyorum. Buradayız. Karşıya bakar.